Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle yumuşacık minik pizza poğaçalar hazırlayacağız. Bunun için 1 yemek kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı şeker var. Şöyle bir çay bardağı ılık süt ekledim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve son olarak şöyle bir çay bardağı da ılık su ekleyeceğim. Bunları şöyle bir karıştıracağım. Çok az böyle birkaç dakika bekleteceğim ki içerisinde o maya güzelce erisin, aktif olsun. Daha sonra da unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Böyle 3-3,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Yavaş ve kontrollü şekilde ekleyin. Böyle elinize yapışmayan yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceksiniz. Bakın hamurum toparlandı. Kıvamı bu şekilde. Şöyle toparlayıp üzerine kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Böyle yaklaşık 45 dakikada da mayalanıyor zaten. Hamurum mayalandı. Mayalandıktan sonra da şöyle bir toparlıyorum. Şimdi şekil vereceğim. Böyle minik minik çok lezzetli pratik bir tarif oluyor. Çocuklarınızın böyle kahvaltısına beslenmelerine hazırlayabilirsiniz. Şöyle bezemi aldım. Bakın mandalina büyüklüğünde aldım. Yuvarlıyorum. Elimle hafif şöyle düzeltiyorum bakın. Çay tabağı büyüklüğünde açtım. Ve tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Bütün hamurun bitene kadar bunları böyle hazırlayacağım. İsterseniz siz ölçüleri arttırabilirsiniz eğer daha fazla kişiye hazırlayacaksanız. Böyle hazırlamaya devam ediyorum. Tamamını hazırladıktan sonra yine hafif şöyle elimle üzerinden düzeltiyorum ki bakın birazcık inceltiyorum. Burada da birazcık ketçap var. Böyle 3-4 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Tuz, karabiber ve çok az da kekik var. Siz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Evinizde ketçap yoksa salçayı hafif sulandırarak kullanabilirsiniz. O haliyle de çok güzel oluyor. Daha sonra üzerlerine şöyle birazcık rendelenmiş kaşar peyniri yerleştiriyorum. Kaşar peynirini yerleştirdikten sonra da birazcık sucuk dilimledim. Bunları koyuyorum. Siz üzerine dilediğiniz şekilde, sevdiğiniz şekilde farklılaştırabilirsiniz bu arada malzemelerini. Tamamını hazırlayıp önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişiriyorum. Piştikten sonra kıvamı da böyle. Bakın çok sıcak ama size göstermek istiyorum yumuşaklığını. Pamuk gibi yumuşacık bir pizza. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın.